Diğer şirketle bu anlaşmayı yapmamız şart. Burada herkes üstüne düşen görevi elinden geldiğince değil, elinden gelenin fazlasını yaparak yerine getirmeli. Yoksa ihtiyacımız olan bu anlaşma yapılmadığı takdirde herkes kendine yeni bir iş aramak zorunda kalacak. Fikret Bey. Toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Selçuk sen kal. Fikret Bey, arzu ederseniz ben de kalayım efendim. Gerek yok, çıkabilirsiniz. Selçuk, eğer bu şirkette anlaşma sağlanamazsa bundan seni sorumlu tutarım, bilmiş ol. Ben sözümü bitirmedim daha. Affedersiniz baba. Ah Selçuk ah. Bir dik durmayı beceremedin şu adamın karşısında. Bu zamana kadar bütün beceriksizliklerine göz yumdum. Kızımın kocası torunumun babasıdır dedim, sustum. Ama bir yere kadar. Eğer bu işte de başarılı olamazsan o zaman külahları değiştiririm seninle, anladın mı? Anladım. Özellikle şu birkaç zamandır sende bir değişiklik var. Gözünden kaçıyor sanma. Ben ne değişikliği? Sen benim dediklerimi iyi düşün ve kendine çekidüzen ver. Sadece işinle ilgilen. Sizi mahcup etmeyeceğime emin olabilirsiniz baba. Şirket bizimle imza atacak. Size söz veriyorum. Bana söz verme, gerekeni yap. Ne işin var senin burada? Bizi mi dinliyorsun? Ne yapıyorsam senin için yapıyorum ben. Bu adam kendi şirketinin başarısızlığını bile senin üzerine yıkmaya çalışıyor neredeyse. Alev biri görecek. Zaten kayınpeder tuhaf tuhaf konuştu. Bir şeyler sezmiş gibi sanki. Mesele sadece iş değil yani. Sen de hareketlerine dikkat et. Bir süre şirkette yan yana durmayalım. Korkaksın sen. Korkak. Ama ben seni seviyorum. Anladın mı? Seni. Ben de seni bir tanem. Sadece her gün görebileyim diye her şeyi göze alıp seni buraya sekreter olarak aldırttım. Ama bak daha iki hafta olmasına rağmen kayınpeder bir şeyleri anlamış gibi konuşmaya başladı. Yapma böyle. Bak bir gören olacak. Of tamam. Hadi ben gideyim de biraz telefonlara bakayım bari. Herkes yeni bilmeli ne de olsa. Nasıl olsa burada bir sekreterim. Sen benim her şeyimsin. Benim olan her şey de senin. İşte ben de bu adamın sana böyle konuşmasını yediremiyorum kendime. Hep o karın yüzünden. Kim bilir seni nasıl anlatıyor babasına. Kendi masama gidiyorum. Ama akşam bana geleceksin, ona göre. Ben olsam seni asla babama ezdirmezdim. Seni küçük görüp babasının parasıyla aşağılıyor. Sevmiyor seni. Sanki ben onu seviyor muyum? Katlanıyorum işte. Hem ona hem de o suratsız babasına.
Sen de sesini çıkar biraz aşkım. Olmaz böyle ezil ezil nereye kadar? Her şeyi sen yapıyorsun, kaymağını onlar yiyor. Göster kendini biraz. Ne yapsam beğendiremiyorum. Yani yaranamıyorum. Her şey Bahar'ın suçu. O senin yanında olsaydı babası da böyle olmazdı. Ama umurunda mı senin yorulman, üzülmen? Ne umurumda olacak? Bir de eve gittiğimde suratsızı çekiyorum. Kadın dediğin kocasının suyuna gidecek. Onu hoş tutacak. Benim gibi. Yollarını gözlüyorum bak. Sonra bir de değer görmek istiyor. Ne kadar değer veriyor ki sana, ne kadar görsün, değil mi aşkım? Ama ben hep senin yanındayım hayatım. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Ben de sultanım. İyi ki varsın. Anne. Efendim kızım. Babam nerede? Neden artık bana sokmuyor? Bir de hep sinirli. Hep bağırıyor. İşi çıkmıştır kızım. Çok çalıştığı için yoruluyor ondan. Hadi geç oldu. Sen de odana çık, uyu artık. Al kitabını da hadi bakalım. Koş. Nerede kaldın Selçuk? Hesap mı vereceğim be? Sabahtan akşama kadar babana, akşam bir de sana. Ben ne dedim ki Selçuk? Bır 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 bır, başımın etini yeme. Bir rahat yok be. Kızım iyi misin? İyiyim anneciğim. Neden sordun? Bir şeyler var sende. O da nereden çıktı anneciğim? Durgunsun, keyifsizsin. Yüzün sanki zorla gülüyor uzun zamandır. Gözlerinde sen, onlar eskisi gibi bakmıyor bana. Bir şey olduğu yok. Yorgunum sadece. Selçuk'la aranız mı açıldı kızım? Onu da nereden çıkardın anneciğim? Ne bileyim kızım. Bir kadın evinde mutsuzsa yüzü gülmez. Seni de böyle görünce aklıma Selçuk geldi. Kavga mı ettiniz? Merak etme sen. İyiyiz çok şükür. Hiçbir sorunumuz yok. Ama o da çok yoruluyor. Babam... Anne, babam Selçuk'a çok mu yükleniyor acaba? Selçuk... Bu yüzden mi bu haldesin? Anneciğim, yok bir şey dedim. Sadece geceleri eve çok yorgun geliyor. Selçuk beni, ben de Selçuk'u seviyorum. Mutluyum anneciğim. Onunla çok mutluyum. Selçuk beni seviyor kızım. Bak sırf yanında olayım diye şirkete bile aldırdı beni. Hep beni görmek istiyor. Ne istersem yapar. Bir halsiz hissediyorum kendimi dedim. İki gündür gitmiyorum işe. Nasıl telaşlandı nasıl?
Boşanacak karısından. Benimle evlenecek. Deliler gibi aşık diyorum bana. Aman, çocuğu varsa var. İlk defa annesi babası ayrılan çocuk o değil ya. Hem bana ne bundan? El alemin çocuğunun psikolojisini ben mi düşüneceğim? Parası var bol bol. Üzülürse annesi alır bir oyuncak, geçer gider. Ev mi? Tabii Selçuk'un üzerindir canım. Hem kayınpederin şirketi de olsa Selçuk'un da hisseleri var orada. Bedavaya çalışmıyor elbet. Araba, ev, hepsi onun. Tabii onun olan şey aynı zamanda benim demek. Aşk bu zamanda karşılıksız olur mu hiç? Hem ben bu ilişkiye ne kadar emek verdim. Emeğimin karşılığını da alacağım elbet. Uf, evliyse evli be. Bugün onunla evli, yarın benimle olacak. Bu kadar basit. Allah bir yastıkta kocasın sözü eskilerde kaldı canım. Şimdi devir başka. Sana da canım. Boşanacaksın o sünepe karından Selçuk. Benimle evleneceksin. Benimle. Güzel bir gece yaşatıp yola getirmesini bilirim ben seni. Bakalım ne yapıyorsun Selçuk Bey? Sultanım, aşkım, alevim. Söyle, iyileştin mi bir tanem? İki gündür gelmiyorsun işe. Özledim seni. Tamam, şimdi geliyorum aşkım. Öptüm seni. Selçuk. Baba. Hadi beraber gidelim. Aynur sizdeymiş, yemeğe bekliyorlar. Ne bakıyorsun oğlum öyle? Hadi bekletmeyelim daha fazla, yürü. Hadi. Şirket bizimle anlaşma yapmak istemiyor gibi geliyor bana. Yok babacığım. Gayet güzel gidiyor görüşmelerimiz. Ben bilmem artık. Bu işin de altından kalkamazsan gerisini sen düşün. Arayacak zamanı buldum. Hayırdır, kim arıyor? Bizim Hasan. Borç para istemişti geçenlerde. Şimdi konuşmanın sırası değil diye düşündüm. Daha sonra ararım ben onu. Niye meşgul atıyorsun Selçuk? Hani gelecektin? Hasta halimle yalnız başıma bıraktın beni. Hasan, bayağı bir zor durumda sanırım babacığım. Müsaadenizle ben içeride bir konuşayım onunla. Konuş bakalım neymiş derdi. Bir rahat vermediniz adama be. Aşkım. Kızma, sinirlenme, bir dinle beni.
Biliyorum sultanım. Tam geliyordum, kayınpeder çıktı aniden karşıma. Bize geldiler. Bir şey diyemedim. Yapma böyle ama. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Yarın gece hatamı telafi etmesini bilirim ben aşkım. Tamam kardeşim, sen merak etme. Dost dediğim bugünler içindir tabii. Hadi iyi akşamlar sana da. Bana bak. Niye bana haber vermeden çağırıyorsun babanları? İşte ayrı burada ayrı. Bıktım, anlıyor musun? Bıktım. Duydun değil mi masada söylediklerini? Bir kere de yaptığın bir işi beğensin bu adam ya. Ama nerede? Eve gelip dinleneyim diyorum ama burada da rahat yok. Yok işte, yok. Bu evde bana rahat yok. Bu evin patronu benim. Ben. Benden habersiz nefes bile alınmayacak bundan sonra. Anladın mı? Çekil. Bıktım ikinci kadın durumunda olmaktan. İyi de güzelim, elimden ne gelir? Bu hep böyle mi gidecek peki? Ya ben ne olacağım ha? Ben ne olacağım? Alev, ne saçmalıyorsun sen ya? Ben sana hiçbir şey için söz vermedim. Evli olduğumu en başından beri biliyordun. Ne demek oluyor şimdi bunlar? Ya yanlış anlıyorsun onu. Ben hep seni görmek istiyorum. Her zaman yanımda ol istiyorum. Hangi seven kadın istemez bunu? Hep böyle kaçak göçek mi göreceğim ben seni? Boşan karından, evlenelim. Tek isteğim bu senden. Açma bu konuyu bir daha. Ben evliyim. Karımdan da ayrılmayı düşünmüyorum. Öyle kolay değil Selçuk Efendi. Ben de Alevsem seni o kadından ayıracağım. Benimle evleneceksin, benimle. Sırf gönlünü eğlendirmek için yanında tutamazsın beni. Buna izin vermeyeceğim. Ne gol değil mi? Ben de gördüm kardeşim, inanamadım. Ya, orta sahadan... Hayırdır oğlum, ne oldu? Alev. Ne oldu Alev'e? O muydu arayan? Oydu. Niye açmadın? Aranız mı bozuldu? Bahar'dan boşa, benimle evlen diyor. Yuh artık. İkinci kadın olmak istemiyormuş. Metresin adı ne zaman ikinci kadın oldu be? Bilmiyor muydu oğlum bu senin evli olduğunu? Biliyordu. Ben sana demiştim oğlum. Bu kadını gözüm hiç tutmadı. Var bunda bir şeyler demiştim. Al sana işte. Bir de tuttun şirkete sekreter diye aldırttın. Bağladın başına iyice. Hasan, Alev'den hoşlanıyorum aslında. Ama Bahar'ı bırakamam. Bahar'ı bırakmam demek, her şeyi bırakmam demek. İşsiz, parasız kalıveririm bir anda. Sen ne yap ne et, bu kadından kurtar yakını oğlum. İlk başta şirketten uzaklaştır. Evine gitmesen bile illaki görürsün, olmaz öyle. Bir maceraydı, bitsin gitsin. Karına, çocuğuna sahip çık. Sürpriz. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok sevindi. Erken geleceğini bilseydim hazırlardım yemeğini. Olsun karıcığım. Yeriz Allah ne verdiyse bir şeyler. Ben hemen hazırlayayım bir şeyler.
Yorma kendini. Ne yorulması? Hemen hazırlarım bir şeyler. Aç şu telefonu. Beni işten attırmak da neymiş? Böyle yaparak benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Aç şu telefonu. Yoksa olacaklara karışmam. Sen kimle dans ettiğinin daha farkında değilsin. Dur bakalım. Yok öyle yağma Selçuk Bey. Biti deyince bitmiyor hiçbir şey. Oldu canım. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Ya bir kenara fırlatıp atamazsın beni, anladın mı? Atamazsın. Hayır, asla kabul etmiyorum. Selçuk. Alo. Alo. Kahretsin. Sakin ol kızım. Sakin ol ve düşün. Sakin ol. Tabii ya. Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Hoş geldin canım. Bak misafirimiz var. Sen bırak, ben hallederim hayatım. Merhaba Selçuk Bey. Ben Alev. Alev benim liseden arkadaşım. Facebook'tan bulmuş beni. Ne vefalı arkadaş değil mi? Kaç yıl olmuştu görüşmeyeli. Neyse, siz oturun, ben şunları bir içeri götürüp geleyim. Ne arıyorsun burada? Ne işin var evinde? Dünya ne küçük değil mi? Baksan şu işe. Sevgili biricik karın benim liseden arkadaşımmış. Tesadüfe bak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Sadece arkadaşımı görmeye geldim. Onu çok özlemişim. Beni delirtme Alev. Çabuk git buradan ve bir daha gelme. Gitmezsem ne yaparsın? Benim bağrı şikayet mi edersin yoksa? Benden öyle kolay kurtulacağını mı sandın? Kolay lokma değilim ben. Öyle istediğin zaman çekip gidemezsin. Ancak ben istersem gidebilirsin. Bana bak. Biraz daha bağır da bahar da duysun. İşime gelir. Güvendiği kocasının nasıl biri olduğunu anlar. Ben gidip Bahar'a yardım edeyim. Ne de olsa bundan sonra çok görüşeceğiz. Yardım edeyim mi canım sana? Olur mu öyle şey? Kusura bakma. Geliyordum ben de şimdi. Aa, ne kusuru tatlım. Hem ben yabancı mıyım? Bak işine sen. Aslında ben de senin önemli bir şey konuşacaktım. Hayırdır? Bağırcığım, bir evrak vardı masanın üstünde. Bulamadım da bir bakar mısın? Bakarım birazdan canım. Alev bir şey söylüyordu. Olmaz olmaz. Çok önemli. Şimdi lazım. Acil. Lütfen. Tamam, bakıyorum hemen. Alev, hemen dönüyorum canım ben. Bu sefer de kurtuldum. Bakalım ne kadar engel olabileceksin susmama. Vur bakalım, daha hızlı vur.
Selçuk Bey, siz buralara gelir miydiniz? Amacın ne senin ha? Sana diyorum, sana. Demedim mi sana kaç kere bitti diye? Oldu canım. Sen isteyince başlar, sen isteyince biter. Başka? Ben senin oyuncağın değilim. Öyle istemediğin zaman fırlatıp atamazsın sen beni. Ben kullanıp atılacak biri gibi mi duruyorum sence? Bak, tamam. Kabul ediyorum. Güzel vakit geçirdik seninle. Ama sen her şeyi ciddiyete bindirdin. Ben karımdan ayrılmak istemiyorum. Benim işim var, çocuğum var, bir düzenim var. Yok ya. Hayatın sonuna kadar ikimizi idare edebileceğini mi sandın? Oh ne güzel. Ne şiş yansın ne kebap. Yok öyle bir dünya. Beni kenara atıp kaldığın yerden devam edebileceğini sanıyorsan aldanıyorsun Selçuk. Ben senin o sümsük karına benzemem. İyi bak bana. O salak karın şimdi kıymete binip baharcığın mı oldu? Ne dolaplar çevirdiğini anlamadı bile saf. Karımın adını ağzına alma. Vay, pek kıymetliymiş Bahar Hanım. Madem o kadar kıymetliydi, neden gelip benimle aldattın? Bak Alev, sana son kez söylüyorum. Benden de, ailemden de uzak dur. Bitti bu iş, bitti. Bırakmazsam ne olur ha? Ne yaparsın? O zaman görürsün ne yapacağım. Bahar, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Bahar, Bahar'ım, beni bırakma olur mu? Hiç ayrılmayalım biz. Hayırdır, yüzünde güller açıyor. Güzel bir gün geçirdim ondan. Aa, ne oldu ki dün? Selçuk'la beraber uzun zamandan sonra ilk defa güzel bir gün geçirdik. Onun işinin yoğunluğudur, koşuşturmacadır derken fırsatını bulamamıştık bir türlü. Hay canım arkadaşım benim, Allah bozmasın. Ama sen yine de dikkat et. Ne? Erkek milleti diyorum. Güven olmaz hiçbirisine. Ayaküstü 40.000 tane yalan söylerler. Tabii Selçuk için demiyorum bunları. O farklı olabilir. O da erkek sonuçta. Ne kadar farklı olabilir? Bak benim bir arkadaşım vardı. Evli, mutlu bir yuvası vardı. Kocası elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyordu. Aradan biraz zaman geçti, karısını boşlamaya başladı. Eve geç gelmeler, işim başımdan aşkın demeler. Sonra bir de ne öğrenelim? Adam metres tutmuş kendisine. İşi gerçekten başından aşkınmış yani. E kolay mı tabii ki kadını birden idare etmek? Selçuk için demiyorum. İlla ki seviyor seni. Ama erkek bu şekerim. Tek gözü her zaman dışarıda. Sen ipleri sağlam tut ki üzülme daha sonra. Neyse ben bir lavaboya gideyim. Tabii.
Demek güzel bir gün geçirdiniz. Durun bakalım. Ben daha güzel bir gün yaşatacağım size. Benim olacaksın Selçuk. Ben ne istiyorsam o olacak. Canım, sen miydin güzelim benim? Gel bakalım. Aa, kim gelmiş? Babam gelmiş yoksa? Görsün bakalım sevgili baban dünyanın kaç bucak olduğunu. Gel bakalım. Nasıldı bugün iş hayatın? İyiydi de sen onu bırak. Bak ne diyeceğim. En kısa zamanda bir yerlere gidelim Bahar. Aa, eskiden Şile'ye giderdik hafta sonu. Damla'yı da bırakırız annenlere. Baş başa kafa dinleriz biraz. Misafir mi var? Annenler mi geldi? Alev? Hoş geldin Alev. Misafir olduğundan haberim yoktu da ondan şaşırdım. Kusura bakma. Estağfurullah, ne olacak? Asıl ben ayıp ediyorum. Haber vermeden zırt pırt burada. Siz kusura bakmayın. Ne kusuru Alevciğim? Olur mu öyle şey? İstediğin zaman gel. Burası senin de evin. Öyle değil mi Selçuk? Öyle, öyle tabii. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Dur hayatım, temiz havlu çıkarayım sana. Ay senin üstün ne güzel. Ne işi var bu kadın burada? Hayatım, arkadaşım o benim. Ziyarete gelmiş. Görüşme bu kadınla bir daha. Gelmesin evimize. Gözüm hiç tutmadı onu. Hiç hem de Bahar. Ne oldu ki şimdi birden? Ne yanlış hareketini gördün? Arkadaşım o benim diyorum. Hem eve gelen misafire nasıl git derim? Bak güzel kırım. Tabii gelene git denmez. Ama daha az görüş. Fazla yüz vermezsen gelmez o da. Sen çok iyi niyetlisin. Anlayamıyorsun. Bak ben insan sarrafıyım. Bir bakışta görebiliyorum insanın içini dışını. Dinle beni. Haz etmedim bu kadından. Hem Damla'ya da yanlış örnek olacak. Fazla görüşme. Ne demek bırak peşimi? Ne demek? Gayet iyi anladın onu Alev. Ne istiyorsun benden ya? Evli barklı adamım ben, ne istiyorsun ya? Ya evli olduğun şimdi mi aklına geldi? Koynuma girerken öyle demiyordun ama. Doğru düzgün konuş benimle. Sen benim dediklerimi anlayamadın galiba hala. Köşeye sıkışan sensin Selçuk. Kaybedecek şeyleri olan sensin. Asıl sen dikkat et. Şimdi seni... Vur hadi vur. Umurumda değil. Zararlı çıkan sen olursun. Anlatırım karına her şeyi, anladın mı? Anlatırım. Oh ne âlâ. Kullandın beni, işim bitti. Elinin kiriyim ne de olsa değil mi? Hop canın sıkılınca sepetle gitsin. Öyle kolay değil bu işler Selçuk Efendi. Ben senin sandığın kadar kolay paçayı sıyırabileceğim biri değilim. Dediğimi yapacaksın bundan sonra. Yoksa ben gerisine karışmam. Yapmazsam ne olur? Bahar'a her şeyi anlatırım Selçuk. Gözümü kırpmadan anlatırım. Sana bu son uyarım Alev.
karımdan ve kızımdan uzak dur. Canım bak ne diyeceğim. Damla'yı da hazırla. Birlikte bir yerlere gidelim. Ne diyorsun Bahar? Ne alevi? Niye aldı Damla'yı? Benim kızımı neden parka götürüyor bu kadın Bahar? Nasıl izin verirsin buna? Tamam. Tamam ben şimdi hemen alıyorum. Ah Ali. Karıma kızıma bulaşma dedim sana Ali. Kızım. Damla nerede? Bitti her şey aşkım. Tüm engellerden kurtulduk artık. Ne yaptın kızıma söyle? Ne yaptın? Kurtulduk diyorum Selçuk. Artık hep benimle olacaksın. Alev, söyle. Nerede kızım? Dedesinin yanında. Onu Fikret Bey'e emanet ettim. Artık sana kızını göstereceğini hiç zannetmiyorum Selçuk. Ona her şeyi anlattım. Fikret Bey geldiğimizi söyler misin? Tabii efendim, bir saniye. Fikret Bey, Alev Hanım geldi. Sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Yanında torununuz Damla da var. Ne işiniz var burada? Damla niye sizin yanınızda? Hepsini öğreneceksiniz Fikret Bey. Size her şeyi anlatmaya geldim. Damadınızın karıştırdığı her şeyi. Bunu yapmış olamazsın. Sana dedim Selçuk. Beni kullanıp atamazsın dedim. Bunun bedelini ödeyeceksin Alev. Elinden aldıklarının bedelini ödeyeceksin Alev. Bırak kolumu. Bırak. Yeter be. Bırak dedim. Kaç kere uyardım seni. Adam olsaydın da dimdik durabilseydin. Sen ne Bahar'ın arkasında durabildin ne de benim. Bahar'ı ya da kızını kaybettiğine üzülmüyorsun sen. Elinden giden itibarına, işine, parana ağlıyorsun sen. Defol git evimden. İstemiyorum ben de seni. Param mevkin olmadan bir hiçsin sen. Hiç. Anladın mı? Hiçsin. Sen zaten param için hep yanımdaydın. Allah'ım. Yılansın sen. Yılan. Bahar. Bahar beni dinler. O anlar beni. Bana nasıl bir tuzak kurduğunu anlatacağım ona. Karım beni bırakmaz. O beni gerçekten seviyor. Sen öyle san Selçuk Bey. Hem aldattın hem de aldanıyorsun. Göremedim gerçekleri. Bekle beni Bahar.
erkek milleti diyorum. Güven olmaz hiçbirisine. Ayaküstü 40.000 tane yalan söylerler. Tabii Selçuk için demiyorum bunları. O farklı olabilir. O da erkek sonuçta. Ne kadar farklı olabilir? Hesap mı vereceğim ben? Sabahtan akşama kadar babana, akşam bir de sana. Ben ne dedim ki Selçuk? Bır 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 başımın etini yeme. Bir rahat yok be. Bak benim bir arkadaşım vardı. Evli, mutlu bir yuvası vardı. Kocası elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyordu. Aradan biraz zaman geçti, karısını boşlamaya başladı. Eve geç gelmeler, işin başımdan aşkın demeler. Sonra bir de ne öğrenelim? Adam metres tutmuş kendisini. İşi gerçekten başından aşkınmış yani. Kolay mı tabii iki kadını birden idare etmek? Bu evin patronu benim. Benden habersiz nefes bile alınmayacak bundan sonra. Anladın mı? Çekil. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl? Alev, arkadaşımdın benim. Hiç mi acımadın? Hiç mi yüreğin sızlamadı? Ya sen Selçuk? Sen nasıl yaptın? Hiç mi sevmedin? Hiç mi? Demek sebebi buymuş bu kadar öfkeli olmanın. Hocam ve arkadaşım, Allah'ım yardım et bana. Ne yapacağım ben şimdi? Babacığım. Ağlama Bahar'ım, ağlama canım. Sen değil, Selçuk ağlayacak bundan sonra. Yalnız değilsin sen kızım, biz varız. Hadi toplayın eşyalarınızı, gidiyoruz. Hadi kızım. Bitti Selçuk. Bunu söylemenin bana ne kadar ağır geldiğini bilemezsin. Seninle evlenirken bu hale geleceğimizi ve bir gün kendi ağzımla bu evliliğin bittiğini söyleyeceğimi hiç tahmin edemezdim. Sevdim Selçuk. Seni gerçekten çok sevdim. Aşkın kalbime damla damla düşerken senin beni sevemeyeceğini düşünemedim. Sevdiğim kadar sevilemedim. Bu da benim kaderimmiş. Bunu nasıl yaptın diye sormuyorum sana. Yaptın işte. Beni asıl üzen bunu yapacak bir karaktere sahip olduğunu fark edememem.
Seni gözlerim kör, kulağım sağır sevmişim ben. Damla, bundan sonra kızımız Damla'yı da göremeyeceksin. O da aldatılmayı hak etmiyor Selçuk. Eğer gerçekten pişmansan yaptıklarından ve bunu telafi etmek istiyorsan, beni de kızını da arama. Bundan sonra çıkma karşımıza. Bırak zehirli sarmaşıklarından arınmış yeni bir hayatımız olsun. Annem. Günaydın güzel kızım. Hadi dedenle anneanneni de uyandır da beraber kahvaltı edelim. Yok, bugün sizinle kahvaltı etmeyeceğim anneciğim. Beni beklerler. Hadi bakalım, git bir an evvel o zaman. Fazla gecikme. Merak etme anneciğim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Merhaba teyzeciğim. Merhaba kızım. Bu sizin. Ah benim güzel prensesim, hiç de ihmal etmez beni. Rica ederim teyzeciğim. Merhaba amcacığım. Merhaba kızım, hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Merhaba teyzeciğim. Hoş geldin kızım. Merhaba teyzeciğim. Merhaba yavrum. Cık cık cık. Merhaba. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Amca yeni mi geldi? Yeni geldi. Hapisten çıkmış. Dostunu ne öldürmüş? Öyle diyorlar. Hiç kimseyle konuşmuyor. Öylece duruyor tek başına. Ya kim bilir ne geldi başına. Sen de fazla konuşma o adamla. Pek de ısrarengiz. Hoşuma gitmedi hali tavrı. Merak etme teyzeciğim sen. Ama bir hoş geldin diyeyim. Ayıp olur. Hoş geldiniz. Ben Damla. Damla.